Rüşvet sofrasının faturası. Kara para akladığı ithamıyla tevkif edilen Reza Zarrab, Amerika'da ceza muhakemesi başlamadan eteğindeki taşları döktü. Kefaletle tahliye müracaatının kabul edilmesi adına Türkiye'de irtibatlı olduğu bakan, siyasetçi, bürokrat, iş adamı, kulüp, vakıf ve dernek isimlerini alt alta yazıp Başsavcı Preet Bharara'ya teslim etti. Tahliye talebini 2 Haziran'da karara bağlayacak mahkemeye Baharara'nın sunduğu mütalaa özeti, 3 vakte kalmadan birileri hakkında yakalama kararı çıkarılacağının habercisi. Müstafi bakanlardan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler'le eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan'a verilen rüşvetlerin dökümü artık New York mahkemesinde. 17 Aralık 2013'ü tekrar yaşıyoruz. O güne nazaran tek bir fark var. O da 17 Aralık'tan sonra medya ve sermaye üzerindeki nüfuzunu kullanarak darbe yalanını gece gündüz dillendiren iktidar cenahının ölüm sessizliği dikkatten kaçmasın. Hayırsever iş adamı Zarrab can derdine düştü. Gün yüzü görebilmek ümidiyle her nevi işbirliğine açık olduğu intiba veriyor. Büyük hesaplaşma çok yakın. Soruşturma genişleyecek. Kimse bugünlerde dosyaya giren Çağlayan, Bağış, Güler ve Arslan gibi diğer isimlerin yerinde olmayı istemez. Bharara, Zarrab için Türkiye'de üst düzey irtibatları var. Kefalet için teklif ettiği para sadece 2013'te Türkiye'de dağıttığı rüşvetin 1/3 ifadesini kullanıyor. Dosyada külçe altınlar, euro-dolar desteleri, lüks jet, yat, yata bağlı mini denizaltı ve Zarrab'ın 15 milyar doların fevkinde olduğu tahmin edilen mal varlığından uzun uzun bahisler var. Sonraki safhada Zarrab'ın bütün mal varlığına, para ve parasal araçlar gibi konvertibil varlıklarına el konulacak. Bu nokta hassas. Zira müsaade kararı alındığında sadece aklanan para değil, kara para aklayıcıların bu iş karşılığında aldıkları komisyonlara da el konacak. Halkbank'ı İran'la yapılan muvazalı ticarette köprü olarak kullananlar, ambargo sınırlarını aşacak işlere imza attıysa vay halimize. Bharara, bankanın bu işlemlerden aldığı komisyonları tek tek hesaplayıp geriye matuf faiziyle isteyebilir. Banka bol sıfırlı cezalara maruz kalabilir. Kara para, Amerikan adaletinin kırmızı çizgisidir. Zarrab ve avanesinin mal varlıklarının Türkiye, Katar, Malezya ve Singapur'da olması el koymaya mani değil. Kolombiyalı, Meksikalı kara para baronlarının mal varlığı nasıl müsaade edildiyse bu vakada da öyle hareket edilecektir. Zarrab'ın rüşvet sofrasında dönen ziyafetin birkaç yüz milyar doları bulacağından bahsediliyor ki Amerika bu paraların hesabını sormaya başladı. 17 Aralık'ta yakalanan fırsatı değerlendirebilseydik, Zarrab'ın duruşmalarını film seyreder gibi seyredebilirdik. Dava karara bağlandığında bir devrin anlı şanlı zevatı mahkum olacak. Bazıları da en iyi ihtimalle köşklerinde, havuzlu villalarında ömür boyu açık cezaevi hayatı yaşamaya mahkum kalacak. Faili malum suçun umumi faturasıysa her devirde, her köşede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşısına çıkacak, diyor Yeni Hayat gazetesindeki yazısında Turhan Bozkurt.